Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum yaklaşık 2 haftadır buralarda yoktum. Dedim ki artık araya kapatalım, birbirimizi yakalayalım. Bunun için de önce şöyle bir oturmamız gerekiyor. Sizleri karşıma koyuyorum. İyi miyiz? Çok iyiyiz bence. Dostlarım, bu videoda sizlere bir hafta boyunca hem sosyal hayatımı hem de akademik hayatımı paylaşıyor olacağım. Bunu da şu yüzden yapıyorum. Bana sizlerin en çok sorduğu sorulardan birisi de diş hekimliği okurken sosyal hayatın var mı? Diş hekimliği çok zor biliyoruz. Ailene, çevrene, arkadaşlarına vakit ayırabiliyor musun? Hepsi oluyor dostlarım. Bunu da bu videoda sizlere kanıtlamak istiyorum açıkçası. Ve her şeyden öte, bugün tarihler 5 Ekim gösteriyor. Ne dedim ben, meteoroloji uzmanı falan mıyım? Bugün 5 Ekim dostlarım. Biliyorsunuz ben 4. sınıf öğrencisiyim. Bu da diş hekimliğinde artık hasta kabul etme, hasta tedavi etme aşaması oluyor. Ama içinde bulunduğumuz durumdan dolayı hasta bakmaya başlamadık henüz. Teorik derslerimiz de online olarak gerçekleşiyor dostlarım. Ve bu sene motivasyonum çok yüksek. Hani bayağı yüksek gerçekten. Ders çalışmak istiyorum. Niye bu moda girdim? Niye böyle bir şeyi istiyorum bilmiyorum ama gerçekten çok fazla ders çalışmak istiyorum. Yani düzenli bir şekilde çalışmak istiyorum. Ve bir şey daha istiyorum ki bu videodan sonra siz de ders çalışmak isteyin benimle. Olur mu? Bence olur. Planlı olmak için kendime bullet journal falan hazırladım. Profesyonel bir şey beklemeyin benden. Pinterest'ten baktım böyle en kolayı hangisi olacak diye. Onları işaretledim. Derslerim bitti. Şimdi kendime 2-3 saatlik bir ara vermek istiyorum. Bu arada kahvaltımı yapacağım. Henüz bir şey yemedim. Kahvaltı yaparken de Gossip Girl izlemek istiyorum. Biraz entrika istiyorum, yani öyle şeyler istiyor canım şu an. Bu akşam arkadaşlarıma dışarı çıkacağım saat 7'de. Onu da ne giydim, nereye gittim, tamamen birbirimizi influence ederiz diye düşünüyorum. Haydi yeni video. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır elime tripod bile almıyordum. Video çekmek benim için muazzam olacak. Çünkü ben çok özledim sizi ya. Beni özlemediniz mi? Yorumlara yazın birbirimizi özledik mi? Bu da YouTuber etkileşimidir ya. Yorumlara yazın bakalım. Bugün okuldaki dersler bitti. Dersten notlar tabii ki alındı. Ama hocalar kendi dokümanlarını bizlere henüz vermedi. O yüzden bugün okulla alakalı bir planım yok açıkçası. Geçen hafta DUS dershanem başladı ve orada 2 günde bir ders bitiriyoruz. Mesela cumartesi pazar oluyor derslerimiz. Sabah 8.30'da başlıyor. Akşam 5'e kadar. Aşırı yorucu bir süreç oluyor. Ama neden olmasın bilmiyorum. O yüzden o gün çok iyi anlayamadığım ya da artık dayanamayıp dinleyemediğim dersleri tekrar dinleyeceğim. Sisteme kayıtlı. Dershane de online oluyor. Bu arada bullet journal yapıyorum kendime. Oraya ilk önce sizle birlikte bugün yapmayı planladığım şeyleri yazalım. Daha sonra da ben bullet journal'ımı nasıl dizaynladığımı sizlere göstereyim. Dediğim gibi çok büyük bir şey beklemeyin benden. Çünkü ben böyle şeylere çok yetenekli değilim ya. Bilmiyorum. Büyük bir hevesle giriyorum işin içine. Diyorum ki aman Allah'ım, en güzel çizgileri ben çizerim, çok muazzam şeyler yaparım. Çıkan sonuç hüsran. Her daim feryat figan. Bu kimin şarkısıydı? Üf, bunu neden biliyorum ben? Biraz önce çok az kitap okudum. Biz arkadaşlarımla böyle 4 kişilik kitap kulübü, kitap grubu tarzında bir grup açtık WhatsApp'ta. Hani orada birbirimizi gazlamak, birbirimizi iyi etkilemek adına her gün 50 sayfa kitap okuyoruz. 50 sayfa kitap okuyu yazayım ilk önce. Bunu her güne yazmayı düşünüyorum. Hani onu karalamak zorunda olmanın bilinci bile bana o 50 sayfayı okutacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra akşam 7'de dışarı çıkacağımı düşünürsek ve 6'da benim ne giyeceğimi düşünmeye başlayacağımı da düşünürsek benim yaklaşık 2 saatim falan var. O anda da 2 tane ders dinleyebilirim. Günde maksimum belki 2-3 saat çalışabiliyorum. Ama bunu böyle çok güzel rayına oturttuğumda, bir düzene oturtturduğumda
oturtmak, oturttuğumda, düzene oturttuğumda çok güzel verim alıyorum açıkçası. Bunu sizlere de öneririm dostlarım. İsterseniz üniversitede olsun, isterseniz YKS için olsun. Çok iyi sonuç alırsınız bu şekilde. Bu arada çalışmak da detaylı bir şekilde not almak değil. Derste hocanın söylediği önemli yerlere yıldız atmak. Bu kadar. Her ayda göreceksiniz, her ayın başına ya da sonuna böyle bir takvim hazırlıyorum. Ve takvime hangi haftada olduğumu böyle belirtiyorum. İlk hafta için böyle bir design hazırladım. Yaptığım şeyleri böyle kareleri karalıyorum. Yapmadıklarım da böyle içi boş kalıyor. Yaptıkça karalayacağım. İlk önce haftanın başında derslerimi yazdım. Ders programımı buraya da aktardım. İkinci hafta için böyle bir design belirledim. Bu sanki biraz daha iyi. Ve benim en sevdiğim design açıkçası bu oldu. Bu sayfa boş kaldığı için buraya video fikirlerimi, dizileri, filmleri ve kitapları da yazmak hoş olur diye düşündüm sadece Ekim ayı için. En son haftaya da bunu yaptım. Açıkçası bu da aşırı hoşuma gitti. Buraya da Ekim ayında belirleyeceğim hedefleri yazabilirim diye düşündüm. Eğer sizde bullet journal ya da bullet journal, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum, bujo diyeceğim kısaca. Eğer sizde bujo dolduruyorsanız dostlarım, bana fikirlerinizi ya da Pinterest fotoğraflarınızı Batuhan Semerci Instagram hesabından gönderirseniz aşırı sevinirim. Çok zor olmasın ama, tamam mı? Beni çok büyütmeyelim gözümüzde. Hadi gidelim, yine çok konuştum. Dostlarım, tekrar selam. Yeniden bir aradayız. Sizlere dediğim gibi şu an arkadaşlarım yanına gidiyorum. Sizleri en son nerede bıraktım açısı çok iyi hatırlayamıyorum çünkü saatlerce uyudum. Hani 1,5 saat falan yaklaşık uyudum. Ve şu anda kafeye doğru ilerliyorum ama sizlerle konuşmak için ara yollara falan girdim. Çünkü çok fazla insan olmasın, çok konuşurken rahatsız olmayayım diye. Ne giydiğimi falan gösteremedim. Oysa ki muazzam güzel giyindiğimi de düşünüyorum bugün. Bayağı güzel giyindim hatta ama gün ışığı olmadığı için sizlere detaylı anlatamadım. Şuraya mı bırakacağım? Evet, şuraya playlistimi bırakacağım sizlere. Oradan beğendiğiniz şarkılar olursa siz de dinlersiniz ve artık K-pop dinlemeye başladım. Bana K-pop önerir misiniz biraz? Bekliyorum. Kafede görüşür müyüz? Bence görüşürüz. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. İkinci günden selam dostlarım. Şu anda ikinci gündeyiz ve saatlerimiz yaklaşık 4'ü gösteriyor. Normalde zaten yine derslerim 8.30-11.30 arasındaydı. İlk önce eklem cerrahisi dersim vardı. Ardından periodontoloji dersim vardı. En son da pedodonti dersim vardı. Ve 11.30'da tüm derslerim sonlandı bugün de. Ondan sonra biraz yorgun olduğumu fark ettim. Çünkü dün gece saat 3'te uyumuştum. 3'te uyumamın sebebi de sizlerle yarın bir video çekmek istiyorum. Bu videoda da diğer video. Onun işleme sürecini göreceksiniz zaten. O videoyu nasıl çektiğimi göreceksiniz. O video için hazırlık yapmam gerekiyordu. Bazı video kesitlerim vardı o videoda kullanacağım. 97 kere video dedim. Yeter artık. Yeni bir kitaba başladım. Onu göstereyim sizlere bir saniye. Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş'a başladım. Şimdi buna devam edeceğim. Biraz bunda ilerlemek istiyorum. Çünkü günlük 50 sayfa okuma hedefimi tamamlayamadım henüz. Ve onun öncesinde de şu anda Netflix'ten Modern Family izliyorum. Allah'ım nasıl güzel bir ışık var şu an. Bu diziye dün başlamıştım ve şu an 7. bölüme kadar ilerledim ve muazzam bir dizi gerçekten. İlk 7 bölümüyle bile favorilerime girebilir benim. Şimdi ben uyuyacağım biraz dostlarım. Hunharca uyumak istiyorum hatta. 4-5 saat sonra, yani bu sizler için 4-5 saniye demek oluyor sanırım. 4-5 saniye sonra görüşürüz dostlarım. Yani birazdan Batu Zayi çalışma masasına ışınlanacak. Anladınız mı? Dedim ya ışınlanacağım diye. Işınlandım. Böyle küçük denemeler. Bence oldu ya. Niye öyle düşünüyorsunuz? Oldu bence. Yapabildim. Şu an yapamadığımı düşündüğünüze eminim ama yapabildim bence. Dostlarım, uzun lafın kısası. Çok enerjiyim. Şimdi oturdum masama. Dediğim gibi dershaneden radyoloji dersi dinleyeceğim. Çok enerjik uyandım bugün. Çok iyiyim. Daha sonra da çok yapmak istediğim bir şey var. O da şu kimim ışığında kitap okumak istiyorum. Dersim bitsin, 1-2 saat çalışayım. Çok abarttım. 1 saat falan maksimum çalışabilirim. 1 saat çalışayım. Daha sonra da mum ışığında kitap okuyalım. Time's sake.
zaman bugünün planını gözden geçirerek başlayalım. İlk önce 8.30'da benim bir dersim vardı ama iptal oldu. Daha sonra 9.30'da bir dersim vardı, o da iptal oldu. Bugün anlayacağınız dostlarım ders işlemedik. Ama 8'de uyanmak çok iyi oldu. Bayağı dinç hissediyorum kendimi şu an. Yine radyolojiden 2 tane konu çalışmam gerekiyor. Onu da birazdan 5 gibi falan arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Dışarıdan geldikten sonra yine akşam yapmayı planlıyorum. Birazdan bir video çekeceğim sizler için. Onu da eklemişim. Onun için hatta sabah sizlere göstereyim. Videom için konuşma hazırladım. Konuşma metinleri yazdım. 4 sayfa not aldım. O zaman ben üstümü değiştireyim. Şuraya bir yere oturayım. Yeni videoyu çekmeye başlayayım. Zaten o videoyu bundan bir sonra izleyeceksiniz. Ben çalışkan arı mıyım acaba? Ben çalışkan bir arı mıyım acaba gerçekten? Videonun içinde video çekiyorum. Dostlarım ben diğer video için videomu çektim şu anda. Ama o video anında kendimi kaydedemedim. Videodan birkaç kesit buraya eklerim. Bazen arkadaşlarım bana şey soruyor. Mutlu musun? Ben diyorum ki mutluyum. Hani mutluyum. Yaşadığımız her şeye rağmen, içinde bulunduğumuz duruma rağmen, doların 7.5, euronun da 8 küsur olmasına rağmen mutluyum dostlarım ve hayatımın gerçekten bulunduğu noktadan mutluyum şu anda. Ve sizlere bir şey söyleyeyim mi? Arka planıma bakar mısınız? Ben 10'da 10 YouTuber falan değil miyim? Ve gerçekten dün de Mum Işın'la kitap okudum ya. Hayatımın en güzel meditasyonlarından birisi olabilir. Bundan sonra her gün düzenli olarak mum yakmaya gayret edeceğim. Bu arada çok sıcak, pencereyi falan açmak istiyorum. Biraz önce hava esiyordu. Dedim ki artık kış yaklaşıyor ama inatla Ekim'in ortasında hava 30 derece falan şu anda. Bu arada şey değil miyim? Zoom toplantılarında üstüne gömlek giyip altına pijama giyen. Altıma şort giydim, üstüme de böyle cool bir şeyler giydim. Biraz önce biraz şov yaptım sanırım. Ama biraz, şu kadarcık. Dostlarım selam tekrar ve şu an yağmur yağıyor. O kadar çok özlemiştim ki gerçekten yağmurun yağmasını. Muazzam bir olay benim için. Bir saniye, şu an etrafımda kimse yok. Bir saniye. Gerçekten şu an yağmurun yağması. Dünyanın en güzel olayı, yağmura bayılıyorum. Bugün planlarımda bir değişiklik oldu. Üniversiteden bir arkadaşım buraya Aydın'a gelmiş. Şu an onunla buluşmaya gidiyorum. Saat 12 ya da 1 şu an, öyle bir şey. Daha sonra da 4 civarında bir tane daha arkadaşımla daha buluşacağım. Yani bugün dersle ilgili bir planım yok açıkçası. Ama yanımda kitap götürdüm. İki arkadaşım arasında kitap okumayı planlıyorum Starbucks'ta. Ve şu an hava gerçekten aşırı sonbahar havasında. Ve Starbucks'ta da biliyorsunuz Pumpkin Spice Latte geldi. Aman Allah'ım, teşekkür ederim bunu bana yaptığın için. Mutluyum bayağı. Güne gerçekten çok pozitif başladım. Sabah 2 tane dersim vardı. İkisi de oldu. 8.30'da ve 10.30'da başladı. 11.30 gibi bitti derslerim. Sonra hemen dışarı yolladım kendimi. Şu an yağmurda kaliteli müzikler eşliğinde güzel bir yolculuk yapıyorum dostlarım. Ben şu anda yine çok fazla insan olmadığından dolayı ara yollardan yürüyorum. Ve düşünsenize, böyle mesela evinizde oturuyorsunuz. Yoldan bir tane çocuk geçiyor ve telefona bakıp bir şeyler diyor. Çok garip olmaz mı? Ama şu an bunu ben yapıyorum.
dostlarım, çok hızlı bir geçiş olacak farkındayım ama bugün artık cuma oldu. Böyle bayağı hızlı geçmeyelim diye sizi biraz odamda gezdirdim. Biraz tapularımı, fotoğraflarımı falan gösterdim. Dün biliyorsunuz saat 12'de dışarı çıkmıştım ve akşam eve dönmem saat 8'i buldu ve yağmur da olduğu için ve ben toplu taşıma kullanmadığım için gerçekten benim için yorucu bir gün oldu. Düne dair sizlere belirtmek istediğim bir şey var ama o da bu muazzam defter. Benim Van Gogh'u çok sevdiğimi bilirsiniz ya da bilmiyorsanız da şu an öğrenin dostlarım. Ben Van Gogh'a bayılıyorum. Hatta en büyük hayallerimden birisi Amsterdam'daki Van Gogh Museum'a gitmek. Bayıldığım bir defter oldu ve gerçekten sadece 20 liraya aldım bunu. Bu gıpta markasının Art Master serisinden bir ürünü şurada görüyorsunuz. Şimdi de yine sabah derslerimi hallettim. Biraz kitap okudum. Bir kitap bitirdim 50 sayfalık günlük hedefim için. Jack London'dan Bir Kuzey'in macerasını okudum. Dostlarım fark ettiniz mi? Vlog boyunca 3 tane kitap bitirdim ben. Siz de fark etmişsinizdir ki okul olduğunda günlerimiz birbirinden çok farklı geçmiyor ama bu düzeni biraz özlemişim ve hayatımın akışından memnunum. Güzel ilerliyor hayatım gerçekten. Umarım en yakın zamanda korona da biter ve en yakın zamanda diğer hayallerim için de çabalamaya başlarım. Özellikle yurt dışına gitmeyi aşırı istiyorum. Olumlu düşünüyoruz dostlarım. Umarım bu video sizler için çok eğlenceli ve verimli geçmiştir. Umarım sizi biraz olsun motive edebilmişimdir. Ders çalışmak, diş hekimliği okumak ya da üniversite okurken sosyal hayata zaman ayırabilmek hakkında. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda buluşmayı ve beni sevdiyseniz, beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir dahaki videoya kadar ki biliyorsunuz da onu da beraber çektik. Bundan sonraki video o olacak. O videoya kadar görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım hayatlarınız mükemmel ilerliyordur. Görüşürüz. Bye bye.